Hepinize selamlar dostlar. Kayıttayım değil mi? Aynen öyle. Güzel. Bugün Kindergarten isimli bir oyunla bir aradayız. Oyunu zaten tavsiye eden sizlerdiniz. Bana yorumlarda olsun, Facebook üzerinden olsun bana önerdiniz. Ve ben de baktım ve oyun garip. Oyun cidden daha önce oynamadım ben bu tarz bir şey. Bir anaokulundayız abi. Ama şöyle bir şey var. Anaokulunda herkes manyak. Vallahi herkes manyak abi içeride. Anaokulunda hayatta kalmaya çalışacağız, evet. Garip geliyor ama aynen öyle abi. Hadi play diyelim, bir yandan oynar, bir yandan sizlere de anlatmaya çalışırım. Gün bir diyelim. Şöyle bir girip 5 dakika falan bakmıştım ben. Hani kamera ayarlarımı falan yapayım diye. Tutorial sanırım bir daha da... Yay! Göstermeyecek mi? Evet, galiba başka da tutorial göstermiyor. ESC'de var mı? Hints. Bakalım. Hints falan yok abi. Help desek. Ha, welcome to kindergarten. Okul 5 farklı zaman bilimine ayrılmıştır diyor. Okul bahçesi, sabah zamanı, öğlen, içeriye geliş, and show and tell ve show ve muhabbet diyor. Birçok karakter diyor. Oyunda karşılaşacağınız birçok karakter sizden bir sürü bir şeyler isteyecek diyor. Her gün bir karakteri seçip ona yardım etmeye çalış diyor. Pekala. Bir karakterin görevini tamamlamak o karakterin özel eşyasını açar diyor ve o eşya sınırsız bir şekilde kullanılabilir diyor. Her gün bir sonraki günün aynısıdır diyor. Daima pazartesidir. Sadece para ve özel eşyalar aktarılır diyor. Karakterler sahip olduğun eşyalara göre ve gün içerisinde yaptığın seçimlere göre farklı tepkiler verirler diyor. Haydi bakalım. Paramız, eşyalarımız, bu da ne kadar aksiyona girebileceğimiz 5 elma ya 5 puanlık girebiliyormuşuz. Bu da genel şeylerden bahsediyor. Tamamdır. Bu ne? Abi gecenin bir vakti çekiyorum. Camı açtım. Hem içerisi serin olsun hem şey olmasın diye. Söyleyin gürültü olmasın diye. Araba geçici tuttu gecenin vakti ya. Neyse. Elmaların bittiğinde zil çalacak ve sonraki alana geçeceksin diyor. Eğer dışarıdaysan... Ha, olay şu. Tüm elmaların bittiğinde hala yapacak bir şeyin yoksa diyor, ne yapıyorsun ya? Hala yapacak bir şeyin yoksa diyor, sivrisinek geçiyor içeride. Şey yapabilirsin diyor. Siz söyleyin. Hadi 2,5 alalım. Veya 2 alalım. Hadi 2 aldım. Gerçi para şey mi acaba? Şimdi burası benim odam anladığım kadarıyla. Buradan birikecek. Tamam, 3 dolar orada kalsın hadi. Evet, Kindergarten gitmeye hazırız. Evet, okulumuzun bahçesi böyle bir yer dostlar. Burada garip gudubet karakterler var. Bunlarla konuşacağız ve... olayların akışına bakacağız. Hadi bundan başlayalım. Merhaba. Git buradan velet, ben meşgulüm dedi bize. Merhaba. Merhaba, arkadaşlarım beni Nugget olarak çağırır. Tabii eğer arkadaşım olsaydı diyor. Nugget... Ha, Billy kaybolduğundan beri Nugget'ın herhangi bir arkadaşı veya onu seven birisi olmadı diyor. Arkadaşın olurum diyor. Billy'e ne oldu? Billy'e ne oldu? Billy kayıp. Nugget Billy'i özlüyor diyor. Ama Nugget ona şu anda yardım edemez. Artık çok geç diyor. Nerede olduğunu biliyor musun? Ya sivrisinek bir gider misin? Nugget, Nugget bilmiyor Billy'nin nereye kaybolduğunu ama bilen birisini tanıyor diyor. Kim biliyor diyeceğiz. Soruların Nugget'ı çok üzdü, çok zorladın diyor. Nugget'ın rahatlamaya ihtiyacı var diyor. Ha, Nugget'ın ilaçlarına ihtiyacı var diyor. Ne ilacı lan? Anaokul değil mi oğlum Murat? 5 yaşında bunlar. Ne ilacı işte lan bu? Ne hakkında konuşuyorduk diyor. Bile. Kim? Bilmiyorum kim hakkında konuştun diyor. Şimdi konuştuk. Hafıza ilacı mı işte bu? Şu an onun hakkında konuşuyorduk.
O ilaçlar ne? You're speaking normal now. Normal bir şekilde konuşuyor musun? Tam da onun hakkında konuşuyorduk diyor. Hayır konuşmuyorduk diyor. The principal is from speaking about it. Bu konu hakkında konuşmamı yönetici yasakladı diyor. Eğer bana biraz daha baskı uygularsan seni ona ispitlerim diyor. Pislik. Bilmeye ihtiyacım var. Konuş. İspitlemez herhalde. Hayır. Diyor. Aa! Aa bayağı ispitledi. Teyze memintolar da tombik doymuş hani ha. Principal just kalkma. Principal yönetici beni çağırdı diyor. Seni ofisinde görmek istiyor. Bu sen ve bu yandaki küçük garip velet ne atıyorsunuz diyor. Güzel bir soru. Hadi gidiyoruz çop çop. Yönetici sabırsız bir adam dedi ve anında geldik. Pekala bana diyor Billy hakkında Billy hakkında üzgün olduğunu söylendi diyor. Sana kim dedi bunu? Bilirsin diyor. Kelimeler etrafta dolanırlar. Nasıl bildiğim önemli değil. Önemli olan Billy olmam diyor. Billy hakkında üzgün değilim. Özür diliyorum bunun için. I'm not sad about Billy. Billy hakkında üzgün değilim. Pekala ne oldu diyor. Üzgün değiliz ki. Üzgün değil misin diyor. Peki neden o zaman bu kadar onunla ilgileniyorsun diyor. Nugget'la benim konuşmamı mı dinliyordun diye sorabiliriz ona veya hayır ilgilenmiyorum diyebiliriz. Bunu çok uzun zamandır yapıyorum diyor. Ne zaman bir yalan görsem tanırım. Bunun hakkında üzüldüğünü biliyorum. Soru ise niçin? Lily is my girlfriend diye... Lily kim ya? Billy ile ben arkadaştık. Ben üzgün değilim diyebiliriz. Madem ısrar ediyorsun diyor. Ben... Lan! Sivrisinek bir git Allah aşkına. Kafamızı silahla vurdular. Headshot attı herif oğlum bana. Ne oldu lan orada? Odadan tekrar başladık. Buna basacağım bu sefer. Bile hakkında üzgünsün. Bile kayıp ve... Abi adam vurdu bizi. Şu ne? Kan mı bu? Bak burada bir şey var. Oğlum kan bu. Oğlum Billy'yi de mi sen o? Billy bu öldürdü herhalde. Allah'ım. Her şey bu kadar değil mi diyor. Billy kayboldu ve sen de ona üzüldün diyor. Billy bulmaya çalışmıyorsun değil mi diyor. Sadece gittiği için üzgünsün diyor. Evet dedik. Abi sivrisinek ayağımı yiyor. Allah kahretmesin. 2 dakika camı açtım alt üstü ya. Pekala diyor. Bu her şeyi çok daha kolaylaştırır diyor. Pekala şimdi şöyle yapıyoruz. Sana bir şey vereceğim ve ne zaman ki Billy'i özlersen veya Billy hakkında üzgün hissedersen bunu kullan diyor. O nedir dedik? Ufak bir şey. Ne bu abi? İlaç şişesi mi? Ne zaman Billy'i özlesen bundan al diyor. Bana ilaç mı veriyorsun diyoruz. Kimseye söyleme bunları benden aldığını. Tamam peki. Abi çok komik yürümüyor bir zaman. Burada ne var? Bazı kağıtlar ve Monster Man kartı var diyor. Kartı al. Pekala. Halı. Bu halı birazcık kenara gitmiş diyor. Oğlum demek de kenara gitmiş. Altında kan var. Altında kan var. Bu ne? Dur. Hint. Dur bunlarla tanıştık ettik. Tamam. Bu ne? O ne olduğunu bilmiyorum. Monster kart ne olduğunu çözemedik. Hoş geldin diyor. Aa bahçede değil miyiz? Ne oldu? Emikledin mi beni? Gidiyorsun mu şimdi? Bak.
Umarım her şey yöneticiyle iyi gitmiştir diyor. Her şey yolunda. Yönetici sana herhangi bir şey vermedi değil mi? Diyor. Ama adam bizden bir şey aldığını söyleme demişler. Hayır diyeceğiz. Ah bu ne utanç. Pekala diyor. Hala biraz sabah vakti kaldı geride. Git ve oyna diyor. Bunlar ne abi şu bıçak mı? Ne bu bıçak mı? Hey! Başka insanların küplerinde dolanma diyor. Ha, onlar başkalarının mı? Bu ne peki? Bu benim mi? Ha, bunlar hep başkalarının eşyaları. Ha, bunlar onların... Çocuk ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Daha az önce emiklemedin mi kadını sen benim? Bir yandan şeyle... Pazarlık yapıyoruz arkadaş. Nakit. Oturayım bari ben buraya. Merhaba ablacığım. Ne öğretiyorsun bize? Git ve kendine bir sabah arkadaşı bul ya da nakit gibi saçma sapan kal diyor. Kardeş merhaba. Bir şey satın alalım bari elemandan da. Yo yo tornavida sigara. Boş ver. Yo 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 alalım madem. 1 dolar. Ceron bunları çok seviyor diyor. Yok, 1 dolar alabilirsin diyor. Peki aldık abi. Yeni bir şeyimiz var artık. New Hint Unlocked. Hemen bakıyoruz. Şey şuna yoyo verirsek seninle sabah konuşur diyor şu anda. Konuş bakalım. Adama yoyo verir. Diyor ki benimle konuşacak kadar cool değilsin diyor. Ama belki güzel bir yoyoyla arkadaşlık kurabiliriz diyor. Bu yoyo mu? Oh dostum diyor. Bunu benim için saklayacağını söylemişler. Benim dostum olsan sana bunu veririm diyor. Veririm dedik. Pekala. Madem ki artık arkadaşız ve benim için bir şey yapman lazım diyor arkadaş olarak. Şu eski korkunç yaşlı korkunç temizlikçiyi görüyor musun diyor. O benim lazerimi çaldı diyor. Lazer ışığını çalmış bu sabah. Abi neler oluyor bu okulda Allah aşkına. Çok parlak ve dikkat çekici olduğunu söyledi. Geri almak için yardımına ihtiyacım var diyor. Hazır olduğunda kompas vereceğim sana. Montört artık neredeyse oraya geçtiğinde diyor temizlikçinin ofisine git diyor. Orada olmalı diyor. Niye sen gitmiyorsun? Çok özür diliyorum. Cidden çok geç vakte kaldı bunun kaydı. Kaydı bitirmeden de yatasım gelmedi. Hiç yolu yok diyor. Daha önce bir kere bir şey geri almaya çalışırken yakalandım diyor. Beni olsa olsun yakalayacaklar. Pekala bana geçiş ver dedi. Bana 1 dakika ver dedik. Bu mu? Bu mu? Pas dediği şey ne ki acaba? Verdi mi bize ki pası? Kardeş bize pası ver. Peki git onu dağıt dedik. Ha pası verdi. Ha hocanın dikkatini dağıtıyor. Tamam koş 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 koş. Tamam dışarı çık. Hadi. Dışarıda kimseyle konuşma dedi. Kardeş bir... Bu ne? Ne istiyorsun? O kadar hızlı değil küçük dostum diyor. Senin geçiş kartını görmem gerekiyor diyor. Benim kartım burada. Hadi işte zil çaldı artık işini yapamayacaksın diyor. Geri aldın mı diyor. Ne? Pekala çocuklar hepimiz yemek ziline duyduk.
Yemekte konuşuruz diyor. Resmen gidemem. Teyze ne yapıyorsun orada? Birini mi öldürüyorsun? Hey çocuk buraya diyor. Aldın mı diyor. Alamadım. Oh dostum bu tam bir utanç diyor. Geçiş kartını elinde tut. Sinek git artık ne olur. Geçiş kartını elinde tutabilirsin. Sonra görüşürüz tarzında bir şeyler dedi. Abi bu adam bisküvit boz bisküvit boz istemiyorum ya bir şey. Bu ne? Ne yapıyorsun teyze? Ne yapıyorsun orada evlat diyor. Biraz lezzetli yemek ister misin diyor. İçinde ne var? Başka herhangi bir şey var mı? Banyoya gidebilir miyim? Aslında aç değilim. İçinde ne var diye sorar mı? Bu eski bir aile reçetesi tarifi. Bir sürü meyve, sebze, baharat falan filan. Ve %89'da yöneticinin gizli malzemesi diyor. Pekala biraz alırım diyor. %89 bayağı bir şey diyor. O kadar da çok değil diyor. Oğlum, sakın o çocuğu öldürüp yemek yemeye yediriyor olmasınlar. Allah'ım neler dönüyor burada ya Rabbim. Gizli içerik ne diyor? Sana bunu söyleyemem bu bir sır. Aslında benim de fikrim yok diyor. Bizi gizemli bir şeyle mi besliyorsun yani diyoruz. Ben yemeyeceğim. Pekala kendin bilirsin. Seni yemek için zorlayamam. Eğer yeseydin iyi olurdu ama peki diyor. Abi var ya. Allah. Uzaklaş. Peki. Ne yapıyoruz? Bu çocukla yaptık yapacağımızı. Kusura bakma tatlım diyor. Burası erkek arkadaşım için ayrıldı. Çirkin Lili ile birlikte otur diyor. Hayır yapıştırmayacağım. Pis çıldık seni. Git erkek arkadaşın yapıştırsın. Ben gidip Lili ile oturacağım. Merhaba kız. Lütfen benimle birlikte oturma. Kardeşimi bulana kadar kimseyle konuşmak istemiyorum diyor. İyi de kardeşini yiyoruz biz galiba seni. Yemek bitene kadar gidemezsin diyor. Abi nasıl gideceğiz ama? Dayı senle konuşalım mı? Bisküvi toplarınızı bul. Bisküvi topu ne lan? Hala sıcakken alın onları diyor. Benim kendi reçetem diyor. Yakınlarda olan bir tesadüf kaza. Yakınlarda oluşan bir kaza sonucu benim kendi tarifim haline geldi diyor. Bunların içinde ne var? Kaza neydi? Pekala diyor. Küçük kızın köpeği küçük kız diyor okula köpek getirdi ona o köpeği okula getiremeyeceğini söyledim diyor. Ben de köpeği kendi odama getirdim. Annesi onu alana kadar diyor. Bir dakika. Galiba şu anda olaya uyandım. Abi yabancılarda hot dog denen bir şey var ya hot dog. Hot dog. Abi bisküvit bazı da öyle bir şey mi? Köpeğimi kestin lan? Lan ne manyak bir yer. Bak küçük şey beni ısırdı ve o kaçtı. Evet kesinlikle kaçtı. Köpeği mi yiyorsun diyoruz. Bekle hayır ne hayır bu çok saçmalık. Ayrıca köpeğin isminin bisküvit olması sadece bir ayrı diyor. Oha dışarıda fırtına var. Unut diyor. Uzaklaş buradan diyor. Bu tarifi nereden aldın diyoruz. Kendim aldım. Kendi bulduğum bir tarif diyor.
Klozetin içinde, yani kendi mekanının içine bir kutunun içinde duruyormuş. Şimdi almayacaksan terk et burayı diyor. Abi Allah'ım, ya Rabbim, oğlum çok kötü şeyler dönüyor burada. Ya Rabbim. Abi ya biliği yiyeceğiz ya köpeği yiyeceğiz. Allah'ım. Abi kimseyle de oturamıyorum ki ya. Çocuk. Şeyler satın almak istiyorum. Bir şeyler satmak istiyorum. Bir şeyler satın almak istiyorum desek tekrar. Salata, McLobs'un saçma yemeklere salata alalım bari. 0,75. Al al bari. Salata yiyelim. Ah, ne oldu? Ne oldu ya? Niye gitti o? Ne yapacağım şimdi? Çıldık da konuşmuyor bizimle. Allah Allah. Oraya gitmeye çalışsak ne olacak? Hey yemek bitti ama kız gitti ama biz niye gidemiyoruz? Tekrar teyzeye banyoya gidebilir miyim? Oh pekala diyor. Siz çocukları dışarı salmaya aslında iznim yok diyor ama. Eğer benim için bir şey yaparsan belki de bakarız diyor. Gözlüklerimi unutmuşum diyor. Bu yaşlı gözler diyor. Gözlükler olmadan menü okuyamaz diyor. Pekala ne bulabileceğimize bakalım dedik. Tam olarak nerede bulmam gerekiyor benim gözlükleri? Çok bir anlayamadım şu an ama dur bakalım. Allah Allah. Bir daha konuşalım. Öbürüne mi basmalıydık ki acaba? Eğer 2 dolar verirsek dışarı çıkmamıza izin verir diyor da 2 dolarımız yok ki bizim. En iyisi gözlükleri bulmayı deneyelim dedik. Şey yapsak, şuna bir şeyler satsak 2 dolar değerinde. Sana bir şeyler satmak istiyoruz. Halpaz. Ama bunu verirsek geçemeyiz ki. Nevermind. Abi içeride kaldık. Hadi birlikte yiyeceğiz o zaman dostlar. Vallahi. Abi, bayağı ya biliği yiyeceksin ya da buradan çıkamayacaksın diyor şu anda. Abi hayır. Yemeği de aldı. Allah Allah. Jerome da konuşmak istemiyor. Nugget? Nugget da istemiyor. Bu adam. Cindy mutlaka bunu denemek isteyecektir. diyor. Cindy'nin köpeği ya. Köpeğini ona yedirmeye çalışıyor. Git ve kıza bir tane ver diyor. Oğlum yok yok param yok alamıyorum. Kıza o lanet olası bisküvitleri ver deyip duruyor. İlaç mı kullanıyorsun diyoruz. Tabii ki de hayır diyor.
O tarzda bir temizlikçi değilim ben diyor. Ben daha eğlenceliyim diyor. Unutun dedik. Oğlum ben kaldım burada ya. Vallahi kaldım burada. Para yok. Bir şey yok. Kaldık. Çocuk tamam satıyorum sana ya. Al. 5 dolar. Sattım be. Sattım. Vallahi sattım. Şimdi bir şey almaya çalışsam senden. Alamıyorum da. Peki. Peki. Seninle bir daha konuşsak. Bir daha veriyor musun? Yok. Tamam. Kadından şimdi dışarı çıkma izni alalım. Ver 2 doları. Pekala, şimdi gidebilirsin. Hiçbir şey görmedim ben diyor. Hadi gidiyoruz. Hint almak. Bu ne? Ha, tornavideye ihtiyacım var diyor. Burada ne var? Aa, janitörün şeysi ama kilitli orası diyor. Bu ne abi? Aa, bayağı bildi. Ay, gene mi bu? Burada olmamalısın diyor. Seni müdüre götüreceğim. Ancak belki de sigaram bitti diyor. Sigaram varsa belki de seni göndermem diyor. Ama sigaramız yok bizim. Peki diyor. O zaman hadi müdüre. Abi gene buradayız ya. Yemek süresinde okula koşturamazsın. Bunu daha iyi bilmelisin diyor. Özür dilerim diyor. Me too diyor. Sen niçin sorusu var? Fuck this shit ya valla. Yeter. Bugünlük yeter zaten. 26 dakika olmuş. Bir iki kez esnedim. Kusura bakmayın. Özür diliyorum onlar için ama yorgunum. Yine de videosuz kalın istemedim. Hoşunuza gittiyse Kindergarten devamını istiyorsanız bu gizemi çözelim diyorsanız birlikte video beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere az sonra veya belki de şu anda ekranda olan diğer videolardan da ilginizi çekebilecek diğer serilere ulaşabilirsiniz. Onlara tıklayarak hadi bay bay.